Diyarlardan gönüllere. Efendim, Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine karşınızdayız. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben Said Eken, ana kumanda masasında Recep Tayyip Mutlu kardeşimiz bizlere bu programı sunmada yardımcı olacaklar. Efendim, geçtiğimiz haftalarda sizlere arz etmiş olduğumuz gibi bu haftada yine Özbekistan'da Buhara-i Şerif'te silsile aliye büyüklerimizi sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Efendim, bu haftaki anlatacağımız mübarek zat Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri. Kendisi büyük velilerden olup insanları hakka davet eden, onları doğru yola gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye diye hitap ettiğimiz alim ve veli zatların 11.'sidir. Mavere-ün-Nehir iyiliğinin Tur-i Sina gibi mukaddes bir yer olmasına vesile olan, orayı nurlandıran büyük alim ve velilerden olan Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri Buhara'nın Fagne köyünde doğmuş ve Akbeni nahiyesine yerleşmiştir. Fagne'de doğduğu için de Fagnevi nispetiyle anılmıştır. Kendisi 1315 Hicri 715 senesinde vefat etmiş olup asıl mesleği mimarlık idi. Efendim, gördüğünüz gibi insanlar mimarlık yaparken de ya da bir başka meslekle uğraşırken de evliyalık makamına da çok rahat yükselebiliyorlar. Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri hocası olan Hacı Arifi Rivegeri Hazretleri'nin derslerinde ve sohbetlerinde yetişip kemale gelmiştir. Maddi ve manevi ilimlerde zamanının büyük alimlerinden olan, insanları irşad etmek ve onları saadet yolunu göstermek için hocasından icazet almıştır. Pek çok alim yetiştirmiştir. Binlerce kimsenin dalaletten hidayete, doğru yola ve saadete kavuşmasına vesile olmuştur. Yine kendisinin yetiştirmiş olduğu alimlerin en büyüğü, en büyük halifesi ise Hacı Ali Ramiteni Hazretleri olmuştur. İnşallah Teala biraz sonra Ali Ramiteni Hazretlerinden de sizlere nakiller yapacağız. Hocası Arifi Rivegeri Hazretlerinden icazet alıp insanları doğru yola irşad ile vazifelendirilince, o zamanki vaktin şartları gereği sesli zikre başlamıştır. Sesli zikre ilk başlaması hocası Hacı Arifi Rivegeri Hazretlerinin vefat hastalığı sırasında Riveger Tepesi üzerinde olmuştur. Hacı Arif Hazretleri bu zaman şimdi vaktidir buyurmuşlardır. Bu sözünü kabulüne işaret tutmuşlardır. Sonra Hacı Arif Rivegeri Hazretleri'nin vefatından devamla kale kapısı önünde mescitte sesli zikre devam eylemiştir. Vaktinin büyük alimlerinden Hacı Muhammed Parisi Hazretleri'nin dedelerinden Mevlana Hafızettin, alimlerin üstadı Şemsül Eyyime Hulvani Hazretleri'nin işaretiyle de Buhara'da o zamanın en büyük imam ve alimlerin huzurunda Hacı Mahmud'a
Hacı Mahmud İncir Fakhrinevi Hazretlerine siz hangi niyetle cehri yani sesli zikir ile meşgul oluyorsunuz diye soruldu. O ise cevabında uyuyanları uyandırmak, gafillere işittirmek ve insanlara dinin ana caddesi ve doğru yolu üzerinde yürütmek, hakikate teşvik etmek, böylece insanların bütün iyiliklerin anahtarı, her saadetin esası olan tövbeye ve bir büyüye bağlanmalarına sebep olmak istiyorum buyurdu. Onun bu sözünü duyunca Mevlana Hafizettin Hazretleri ona niyetiniz böyle dürüst olunca bu şekilde zikir etmeniz helal olur dedi. Ve hakikatin mecazden ayrılma hududunun olması için sesli zikrin sınırını, şartını rica etti. Bunun üzerine Mahmud İncir Fakhrinevi Hazretleri şöyle buyurdu. Sesli zikri ancak dili yalandan ve gıybetten, boğazı ve midesi haram ve şüpheliden temiz, kalbi riyadan ve gösterişten uzak, sırrı Rabbinden başka her şeye teveccühten münezzeh olan yapabilir buyurdu. Tabii ki hepimizin de bildiği gibi sesli zikir yani cehri olarak yapılan bu zikir sonraki gelen büyüklerimiz tarafından laikiyle yapılamayacağı ya da farklı fitnelere sebep olabileceği için hatta olduğu için de yasaklanmıştır. Sessiz zikir tavsiye edilmiştir. Özellikle İmam Rabbani Hazretleri bunu yasaklamışlar ve hiç tavsiye etmemişlerdir. Tabi Mahmud İncir Fakhrinevi Hazretleri kendi zamanında kendi şartları çerçevesinde bu şekilde zikir yapmışlar. Kendisinin de buyurdukları gibi bu işi yapabilmek için o şartlara uymak lazım. Onun buyurduğu işte dili yalandan ve gıybetten, boğazı ve mideyi haramdan, şüphelilerden sakınmak lazım geldiğini ifade buyurmuşlardır. Onun için daha sonraki gelen alimlerimiz bu şartları, büyüklerimiz şartları taşımak zor olacağı için herkese sessiz zikir tavsiye etmişlerdir. Mahmud İncir Fakhrinevi Hazretleri hepimizin de bildiği gibi pek çok alimin, evliya-i kiramın yaptıkları gibi ömrünü din-i İslam'a hizmet etmekle insanları doğru yola getirebilmek için gayretle geçirmiştir. Bu yolda pek çok nasihatleri, pek çok sohbetleri olmuştur. Tabii ki onun şifa kaynağı olan bu sohbetlerinden bazılarını da sizlere aktarmaya gayret edelim. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın sevgisiyle dolup taşan bir kimseye ona kavuşmaktan başka lezzet ve şifa verecek bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın nimetleri kişi üzerinde arttıkça kişinin Allah-u Teala'ya olan sevgisinin artması gerekir. Haberde şöyle gelmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala size nimetlerini artırdığı zaman onu seviniz. Allah-u Teala'nın nimetlerine kavuşan kimsenin Allah-u Teala'yı sevmesi, onun nimetlerine bir şükür borcu olarak onun beğendiği şeylere koşup yasak ettiklerinden sakınması lazımdır. Çünkü iyilik hür insanları bile köle yapar. Nice hür kimseler vardır ki yapılan iyilikler onları köle etmiştir. Allah-u Teala insana nimetler vermek suretiyle sevgisini izhar ediyor. Halbuki Allah-u Teala'nın böyle yapmaya ihtiyacı yoktur. İnsan ise Allah-u Teala'nın yasak ettiği günahları işlemek suretiyle Allah-u Teala'ya sevmediğini ortaya koyuyor. Allah muhafaza. Halbuki insan Allah-u Teala'ya ne kadar muhtaçtır. Ona muhtaç olmadığımız bir an var mıdır? Her saniye, her salise ona muhtacız. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala'yı seven kimse onu anmayı çoğaltır. Onun kudreti ve büyüklüğü üzerinde tefekküre devam ederse Allah-u Teala olan sevgisini kalp gözüyle görür. Kişi son nefesinden korkmalı. Allah-u Teala'dan son nefesi için selamet istemelidir.
Yusuf Aleyhisselam şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür. Salih kulların arasına kat. Seven, sevgilinin muhabbetinin kalbinden gitmesinden korkar. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman onu mahlukatına da sevdirir. Ya bu büyükler hepimizin efendim, önünde misallerini görüyoruz. Devamlı surette biz onları zikrediyoruz, onları sevdiğimizi ifade ediyoruz. Niye? Çünkü Allah-u Teala onları sevdiği için de onun da diğer kullarının, diğer mahlukatını da sevmesine efendim vesile olmakta, sebep olmaktadır. Öyleyse Allah-u Teala katındaki yerinin ne olduğunu insanlar yanındaki yerine göre anla. Sen bil ki senin Allah-u Teala yanındaki kıymetin benim yanındaki gibidir. Yine buyuruyor ki belalara sabretmek ve musibetler karşısında Allah-u Teala'yı hatırlamak insana lazımdır. Çünkü insan bu sabrı ve zikri gösterirse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermiş ve şeytanı kovmuş olur buyuruyor. Efendim bizim en çok aciz kaldığımız, yapmakta zorlandığımız işlerden bir tanesi gelen bela ve musibetlere sabretmede gösterdiğimiz aciziyet maalesef. En ufak bir şey başımıza geldi mi, küçük bir hastalık başımıza geldi mi ya da bir sıkıntı, dünyalık bir sıkıntı başımıza geldi mi ne yapıyoruz? En başta tabii ki şahsımı kastederek söylüyorum. Hemen başlıyoruz ağlayıp sızlamaya, şikayet etmeye. Halbuki büyükler ne buyuruyor? Derdü bela kemendi mahbubestir. Yani sevgiliye bağlayan bir kement olarak görüyorlar. Ve hatta yani büyüklerimizin pek çoğu Allah-u Teala'dan gelen sabır, bela ve musibetleri ondan gelen birer hediye olarak kabul ederek hiç asla ne yapmamışlardır? Şikayet etmemişlerdir. Of bile dememişlerdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne herkes duaya gelirlermiş, dua istemeye. Efendim bize dua edin, işte hastalığımız var, sıkıntımız var vesaire. Abdülkadir Geylani Hazretleri de olmayabilir ama yani büyüklerden bir tanesi olarak ben aklımda öyle kaldığı için öyle arz ediyorum. Her gelene dua edermiş, o mübareğin duası vesilesiyle sıkıntılar hallolur, hastalıkları şifa bulur. Ama kendisi de mübareğin pek çok hastalıkları ve sıkıntılara sahipmiş. Buyurmuşlar ki niye kendinize efendim dua etmiyorsunuz, niye Allah-u Teala'dan istemiyorsunuz diye buyurunca mübarek diyor ki onlar bize sevgiliden gelen birer hediyedir. Gelen hediyeler için şikayette bulunmak olur mu? Ve biz onlara sabrettiğimiz için de, onlara katlandığımız için de Allah-u Teala bizim dualarımızı bu sebeple kabul ediyor, buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, sabır üç kısımdır. İbadet ve taatlerde sabır, günahlara karşı sabır, musibet ve sıkıntılara karşı sabırdır. Kim ibadet ve taatlerde Allah-u Teala'nın emirlerini yapmada, beş vakit namazı muntazaman vaktinde kılmada sabır gösterirse kendisine 100 derece verilir. Her bir derece gökle yer arası kadardır. Kim günahlara düşmemek için, haram işlememek için sabrederse Allah-u Teala kendisine kıyamet günü 600 derece ihsan eder. Kim de musibetlere, başına gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır gösterirse Allah-u Teala ona hesapsız dereceler ihsan eder buyuruyor. Yine başka bir sohbetinde Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri şöyle nasihat etmiştir. Takva seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeylerden sakınmaktır. Vera, şüphe edilen şeyleri terk etmektir. Dolayısıyla vera ve takva sahibi olmak her zaman tavsiye ediliyor.
Kalbi huşu içinde bulunan kimseye şeytan yaklaşamaz. Nefse ve arzuya uymak Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Nefse uymamak ibadetlerin başıdır. Herkes kendisi için bir şey seçti. Ben ise Hak Teala'nın benim için seçtiği şeyi seçiyorum. Şayet Allah-u Teala beni zengin kılarsa dininin emirlerini yapmayı terk etmem. Şayet fakir kılarsa haris ve onun emirlerinden yüz çeviren bir kul olmam buyuruyor Mahmud İncir Fakhriye Hazretleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir hadis-i şerifte, günahtan tevbe eden günahsız gibidir buyuruyor. Tevbe kelimesinin asıl manası dönmek yani rücu etmektir. Tövbe, İslamiyet'in yasak ettiği şeyden helal ettiği şeye dönmektir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte pişmanlık tövbedir buyuruyor. Ve ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki sahih bir tövbenin üç şartı vardır. Bunlar İslamiyet'in emirlerine muhalif işleri yapmaktan pişman olmak, hatalı ve günah olan şeyleri hemen terk etmek, daha önceden işlenmiş olan günahları ve benzerlerini yapmamaya azmetmektir. İnsan yaptığı işin kötü olduğunu kalben düşünür ve işlemekte olduğu işlerin kötü olduğunu görürse ve kalbinde tevbe etme arzusu olursa o zaman Allah-u Teala ona güzel bir dönüş ve tevbe nasip eder. Esas tövbe önce kötü insanlarla arkadaşlık yapmaktan uzaklaşmaktır. Efendim bu çok önemli. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak. O kadar kötü bir alışkanlık ki, o kadar kötü bir hal ki insanı her türlü yola sevk eden, her türlü belaya düşmeye sebep olan, İslamiyet'ten uzaklaştıran işlerin başında kötü arkadaş gelmekte maalesef. Bu mübarek zatın şöyle kısa bir menkıbesi var. Ondan da size arz edelim. Sonra Ali Ramiteni Hazretlerine geçeceğiz. Büyük alim Ali Ramiteni Hazretleri anlatır. Hacı Mahmud İncir Fakhriye Hazretleri zamanında dervişlerden biri Hızır Aleyhisselam'ı gördü ve ona bu zamanda kendisine uyulacak şeyh kimdir diye sordu. Hızır Aleyhisselam, şimdiki halde bu dediğiniz sıfatları taşıyan Hacı Mahmud İncir Fakhriye Hazretleri'dir dedi. Ali Ramiteni Hazretleri'nin önde gelen talebelerinden bazıları Hızır Aleyhisselam ile görüşüp o suali soran zatın Ali Ramiteni Hazretleri'nin kendisi olduğunu efendim bildirmişlerdir. Efendim Mahmud İncir Fakhriye Hazretleri'nin hayatı ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Onun güzel sohbetlerinden de aktararak bir miktar efendim bir nebze olsun bereketlenmeye gayret ettik. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Bizleri de iki canda aziz eylesin diyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. İnşallah-u Teala reklamlardan sonra onun talebelerinden olan Ali Ramiteni Hazretlerinin hayatından inşallah sizlere aktarmalar yapmaya gayret edeceğiz. Efendim reklamlardan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi reklamlardan önce arz etmiş olduğum gibi yine Buhara'nın alimlerinden, büyüklerimizden, Silsili Aliye büyüklerimizden Mahmud İncir Fakhriye Hazretlerinin talebesi Ali Ramiteni Hazretlerinin hayatını size nakletmeye çalışacağız. Ali Ramiteni Hazretleri Silsili Aliye büyüklerinin 12.'sidir. Ve Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğmuştur. Bu nispetle de kendisi Ramiteli olarak anılmaktadır. 1328
miladi 728 Hicri yılında Harezm şehrinde vefat etmiştir. Mahmud İncir Fagnevi Hazretlerinin talebelerindendir. En büyük talebelerindendir. Ali Ramitani Hazretleri ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde etmiş, ardı arkası gelmeyen vilayet ve evliyalık derecelerine kavuşmuştur. Ali Ramitani Hazretleri Pir-i Nesaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra boş zamanlarında helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına gelen Pir-i Nesaç demişlerdir. Efendim, pek çok sohbeti vardır. Pek çok menkıbesi vardır. Onun hayatı ile ilgili çok güzel bir menkıbe var şimdi sırada. Onu da buradan arz etmeye çalışayım. Şöyle ki, bir zaman Ali Ramitani Hazretleri'nin evinde 2-3 gün yiyecek bir şey bulunmadı. Evdekiler açlık sebebiyle çok üzülüyorlardı. Gelen misafire de evde ikram edecek bir şey yoktu. O zaman Ali Ramitani Hazretleri'nin talebelerinden yiyecek satan bir genç pirinç doldurulmuş bir horoz hediye getirdi. Bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Eğer hediyemizi kabul buyursanız, bizi memnun ederseniz diyerek yalvardı. Tabii aç ve kaç gündür yemek yememiş bir insana böyle bir hediye getirseniz o anda ne kadar hoşnut olur. Çok memnun olur değil mi? Bu nazik bir anda gelen yemekten son derece hoşnut olup talebesine de efendim iltifatlarda bulunur. Ve bu yemeği misafirine ikram ederek ağırlar. Misafir gittikten sonra o talebesini çağırarak getirdiğin bu yemek sıkıntılı bir anımızda imdada yetişti. Sen de bizden her ne muradın var ise iste. Çünkü hacet kapısı şu anda açıktır buyurdu. Genç de ilimde ve evliyalık makamında size benzemekten başka bir arzum yoktur. Beni bu hale kavuşturmanız istirham ediyorum efendim dedi. Ali Ramitani Hazretleri de çok zor ve yükü ağır bir iş arzu ettin. Bunun yükünü kaldıramazsın. Üzerimizdeki yük senin omuzlarına çökecek olursa ezilirsin. İstersen başka bir dilekte bulun dedi. Genç ise ısrarla dünyada tek muradım aynen sizin gibi olmaktır. Size benzemekten başka bir şey beni teselli etmez. Buna rağmen siz nasıl arzu buyurursanız ona razıyım efendim dedi. Bunun üzerine Ali Ramitani Hazretleri pekala buyurup elinden tutarak beraberce hususi halvet hanesine, hususi odasına girdiler. Yüz yüze oturarak o şahsa teveccüh etmeye başladı. O genç bir müddet sonra zahir ve batında Allah-u Teala'nın izniyle Ali Ramitani Hazretlerinin derecelerine kavuştu. Dereceye kavuştu ama o aşktan sarhoş olup öylece kendinden geçiverdi. O kadar bir hal içerisine girmişti ki öylece 40 gün daha yaşayıp vefat etti. Ve dolayısıyla ona bir anda kendi makamlarını verip kendisi gibi yaptığı için iki aziz manasına gelen Hazreti Üstad'ın ismi olarak Azizan diye anıldı. İşte Ali Ramitani Hazretlerine biz Pir-i Nesaç, dokumacıların piri ve Azizan diye ifade ediyoruz. Bu lakap ondan bize kadar intikal etmiştir. Oradan kendisine kalmıştır. Efendim tabii ki herkese nasip olacak bir nimet değil ama herkesin de kaldırabileceği bir şey değil. Şunu anlıyoruz ki Allah-u Teala bizlere ancak kaldırabileceğimiz kadar yükü veriyor. Demek ki kaldıramayacağımız şeyleri de
talep etmemek lazım. Yoksa altında kolaylıkla ezilebiliriz. Efendim, Ali Ramiteni Hazretleri o şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle buyuruyorlar. Hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki men hadime hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır, kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar çok iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam yardımına gelir. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam boş laf etmez. Onun için küçük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır. Bu sözler aklımıza gelince hep mübarek Emel abilerimizin sohbetleri geliyor. Ve mübareğin devamlı surette yapmış olduğu iyilikleri hatırlıyoruz. Her kim kendisine gelmişse mutlak surette. İçeride ya da dışarıda kimse çalışanı veya çalışmanı her ne şekilde kendisine gelmişlerse mutlak surette eli dolu çıkmıştır. Hiç boş çıkmamışlardır. Bir şekilde onlara iyilik yapmıştır. Ne istekleri varsa, ne istemişlerse, ne arzular varsa mutlaka yerine getirmiştir. Çünkü o mübarek biliyordu ki ne yaparsa efendim nasıl bir iyilik yaparsa mutlak surette karşılığını göreceğini biliyordu. Hatta efendim bana da böyle zaman zaman takılırdı. Eken eken ne ekersen onu biçersin diye. Hiç unutmuyorum kendisini. Allahu Teala gani gani rahmet eylesin. Makamını âli eylesin. Derecelerini âli eylesin. Bizleri de cennet-i âlâda onlara komşu eylesin inşallah Teala. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuş ki ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım. Tabii böyle söylediğini duyunca herkes bunu duyanlar. Ya imam nasıl olur? Size inanıyoruz ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor, almıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunu bize izah eder misiniz? O mübarek buyurmuş ki çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı. Yani ne yaptıysam, ne ektiysem kendime ektim, kendime biçmiş oldum. Ben şimdi kendime mi yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum? O beş günlük dünyada biraz sevindi. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sure-i Er-Rahman'da buyuruyor ki iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de kendine etmiş olur. Hani deniliyor ya iyilik yap at denize efendim balık bilmese Halik bilir buyuruyor efendim. Bir mübarek zat buyurdular ki iyilik etmenin azı var, çoğu var ama bir de en çoğu var. İşte o nedir? En büyük iyilik onu ateşe düşmekten kurtarmaktır buyurdular. Peki onu ateşe düşmekten kurtarmak nasıl olur? Ona Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmesini sağlamaktır. Bu da en kolay yolla ona bir din kitabı vermektir buyuruyorlar. Belki saatlerce ona bir şeyler anlatmanız, sohbet etmeniz, doğru yol göstermeniz zor olabilir ama büyüklerimizin Ehl-i Sünnet alimlerinin hazırlamış olduğu, yazmış olduğu kitapları onlara verirseniz efendim ta bunu 500 sene önce, 600 sene önce Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyor. Bugün için de aynı şeyler geçerlidir. En büyük iyilik nedir? İnsanları ateşte yanmaktan kurtarabilmek için gayret göstermektir. Bundan daha büyük bir iyilik olamaz. Bunun da en güzel yolu ona büyüklerimizin Ehl-i Sünnet alimlerinin yazmış olduğu bir din kitabını ona vermektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam
peygamberlik vazifesiyle görevlendirildiği vakit kendisine iki mühim husus bildirildi. Birisi Allah-u Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun yine Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Çünkü başlangıçta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dahi Allah-u Teala nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla kullarına sıfatlarına bildirdi ki Allah-u Teala doğru olarak bilinsin. Böylece Allah-u Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarsa ne olur? Şirke girerler. Sapıtırlar. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hurmaların aşılanması hususunda deneyin, hangisi iyiyse ona devam edin dedi. Peygamber Efendimiz ben sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim buyurdular. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Hiç fark gözetmeksizin bütün yarattıklar için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allah-u Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir. O mutlak kaimdir. Allah-u Teala fark gözetmeksizin kafire de mümine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allah-u Teala ey kafirler şimdi has kullarımdan ayrılın buyuruyor. Büyüklerden biri buyurdu ki evliyalar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için ister kafir olsun ister mümin olsun hiçbir insan arasında fark gözetmeksizin herkese merhametlidirler. Buğzu fillah Allah-u Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır. Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allah-u Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Onları hiç nimetlerinden mahrum bırakmıyor. Herkese veriyor. Bu büyükler de Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Dünyada kiminle beraber isen, kiminle beraber olmak istiyorsan hiç şüphe yok, ahirette onunla beraber olacaksın. Bu kesin ve nettir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Düşkünlük yalnız Allah-u Teala'ya, peygambere aleyhissalatü vesselama ve Allah yoluna hizmet olmalıdır. Yani işimiz sadece buna odaklanmak olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 8 şey sayıyor. Eğer annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz Allah-u Teala'dan, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa çok yakında başınıza bir felaket gelecek demektir. Nitekim bunlardan birine çok düşkünlük Allah-u Teala'nın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler hep bu yüzdendir. Allah-u Teala nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar kullanılır. Sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet hiçbir zaman aşırı olmamalıdır. Efendim Allah-u Teala'nın bize ihsanı, bunlar için, dünyalık kazanmak için kendimizi paralamaya, kendimizi yırtmaya hiç gerek yok. Hatta bazen işte kaybediyoruz insanlık hali. Onu kazanayım, bunu kazanayım. Yok o da olsun, yok bu da olsun. Ondan sonra da ne yapıyoruz?
onu alamadım, şuna sahip olamadım derken, yani onların üzüntüsü, sıkıntısıyla bir bakmışsınız ki ömrümüzün sonuna doğru gelivermişiz. Dünyada efendim alacak artık nefesimiz kalmamış ve bizi de alıp götürüp bir yerlere defnetmişler. Peki bunların hepsinin bir emanet olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama nefsimiz ne yapıyor? Bizi rahat bırakmıyor. Nefsimiz devamlı, şeytan bizimle uğraşıyor. O yüzden bunların emanet olduğunu, bu sebeple dünya malı için üzülmemek lazım geldiğini kalbimizden, aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Böyle olursa hepimiz rahat ederiz. Aksi takdirde sabahtan akşama kadar efendim onu alamadık, bunu alamadık, şunun sıkıntısı, bunun sıkıntısı derken sürekli vesvese içerisinde, sürekli huzursuzluk içerisinde, sürekli sıkıntı içerisinde bir hayat sürer, devam eder gideriz. Ama her şeyin sahibinin Allah-u Teala olduğunu, rızkımızın ezelde yaratılmış olduğunu ve hani buyuruyor yani rızkından endişe edene şaşarım. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi bizim için hazır etmiş, yaratmış, rızkımızı yaratmış. Rızkımızdan fazlasında zaten ne yapacağız? Dünya malı dünyada kalır. Hani meşhur bir söz var. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen oyalan buyuruyor. Dolayısıyla bunların her biri birer emanet. Emanetleri için, emanet olarak elimizde olan, sonra da mutlaka sahibine iade edeceğimiz mal için oturup üzülmek herhalde akıllı bir insanın yapacağı bir iş olmasa gerektir. Yine buyuruyor ki onun için Allah-u Teala'dan başka sahiplendiğimiz şeyler mutlak surette bizim başımıza bela olacaktır. Ama onları emanet olarak kabul edersek uygun olur. Emanete hainlik yapmamak için Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde onları muhafaza etmek, yetiştirmek, kullanmak hepimizin görevi olmalıdır. Ama onları esir olarak görmek bize hizmet eder diye düşünmek yanlıştır. O yüzden de buyuruyor ki bu şekilde evlat sevilmez. Kendi menfaati için evlat sevilir mi? Evlat Allah-u Teala'nın emirlerini öğrensin ve Müslümanca yaşasın diye yetiştirilir buyuruyor. Efendim Ali Ramiteni Hazretleri'nin pek çok menkıbesi var. Bunlardan biri şöyle anlatılır. Ali Ramiteni Hazretleri Seyyid Ata isminde bir zat ile görüşür. Aralarında yazışmalar olurdu. Fakat buna rağmen Seyyid Ata Ali Ramiteni Hazretleri'nin büyüklüğünü kavrayamamıştı. Bu sebeple kendisine ona karşı zahirde edebe uymaz gibi görünen bir hal meydana geldi. O sıralarda Kıpçak sahrasındaki Türklerden bir grup Seyyid Ata'nın bulunduğu havaliyi yağmaladılar. Oğlunu da esir ettiler. Seyyid Ata bunun Azizan Hazretlerini üzmenin cezası olduğunu anladı ve yaptığına çok pişman oldu. Büyük bir ziyafet hazırlayıp özür dilemek için Ali Ramiteni Hazretlerini davet etti. Azizan Hazretleri de Seyyid Ata'nın maksadını anlayıp ricasını kabul etti ve davetine geldi. Bu mecliste çok sayıda alim ve evliya bulunuyordu. Bugün Ali Ramiteni Hazretleri'nin üzerinde büyük bir rahatlık vardı. Sofralar kuruldu, herkes buyur edildiğinde Ali Ramiteni Hazretleri Seyyid Ata'nın oğlu gelmeyince Ali bu sofradan ağzına tuz koymaz ve elini yemeklere uzatmaz dedi. Ve bir müddet sessiz kalarak beklediler. Orada bulunanlar bu sözün hikmetini düşünürken birden kapı çalındı, içeriye Seyyid Ata'nın oğlu giriverdi. Bu hali görünce meclisten bir feryadu figandır kopar. Oradakiler şaşırırlar, dona kalırlar. Gelen gençten nasıl kurtulduğunu sordular. Genç de şu anda bir grup kimsenin elinde esir idim. Elim ayağım iplerle bağlıydı. Şimdi ise kendimi yanınızda görüyorum. Nasıl oldu? Ellerim nasıl çözüldü? Beni kim kurtararak 10 günlük yoldan yanınıza geldim? Hiçbir şey bilmiyorum dediler. Dedi. Meclistekiler ise Azizan Hazretlerinin bu açık kerameti ve tasarruf karşısında
onun talebesi olmakla şereflenmekten efendim büyük zevk duydular ve bütün hücreleriyle, bütün efendim kalpleriyle ona bağlanarak bu şerefli nimete kavuşmanın şükrünü eda etmeye çalıştılar. Ali Ramiteni Hazretleri yine bir sohbetinde şöyle buyurdular. İlim öğrenmekte ilk adım susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra öğrenilen bilgiyle amel etmek, sonra da o bilgiyi insanlara öğretmektir. Her hastalığın bir ilacı vardır, tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsın, yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır gider. Dünyanın geçici lezzetlerine dalan hakikatleri bulamaz. Bu lezzetleri dalması onun kuvvetini azaltır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Rabbim bana 9 şeyi yapmamı bildirdi. Ben de size, yani ümmetime bildiriyorum. Aşikare olsun, gizlilikte olsun, ihlası, öfkeli anda da, rahatlık anında da adaleti, zenginlik ve fakirlikte orta yolu, bana zulmedeni affetmeyi, vermeyene vermeyi, benden alakayı kesip arayıp sormayı, susmamın tefekkür, konuşmamın zikir, bakışımın ibret olmasını efendim yapmamı, yani bu 9 şeyi kendisine Allahu Teala emir buyuruyor. Sizi boş ve lüzumsuz konuşmaktan, malı israf etmekten ve lüzumsuz çok soru sormaktan men ederim buyuruyor. Mallarınızı zekat vererek koruyunuz, hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Size gelecek belaları dua ile önleyiniz. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki onun malım dediği, yiyip bitirdiği, giyip eskittiği yahut verip elinden çıkardığı şeylerdir buyuruyor. Yine bir menkıbesini size nakledelim Ali Ramiteni Hazretlerinin. Tabii ki onun pek çok menkıbesi var. Ali Ramiteni Hazretleri talebe arkadaşları ile birlikte Ramiten sahrasında Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında sohbet ederken havada uçan büyük beyaz bir kuş gördüler. Kuş onların üzerine gelince açık bir lisan ile "Ey Ali, kamil bir er ol" sözlerini söyledi. Bu kuşu görmek, söylediklerini duymakla arkadaşlarını bir hal kapladı. Kendilerinden geçtiler. Sonra kendilerine geldiklerinde kuştan ve konuşmasından sordular. Ali Ramiteni Hazretleri, o hocam mübarek Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri'ydi. Allah-u Teala ona bu kerameti ihsan eyledi. Kelimullah Musa Aleyhisselam'ın makamında binlerce söz ve kelam ile daima uçmaktadır. Şimdi Hace Dihkan hastadır. Son anlarını yaşamaktadır. Onu ziyarete, yoklamaya gidiyor. Çünkü o Allah-u Teala'dan son nefeste yardımcı olması için evliyasından birini kendisine göndermesini istemişti. İşte mübarek hocam Mahmud İncir Fagnevi Hazretleri de bu sebeple onun yanına gidiyor diye efendim anlattı. Buyurdular ki Ali Ramiteni Hazretleri Allah-u Teala katında sevgili bir kul olabilmenin 10 şartı olduğunu bildirip bunları şöyle sıralamaktadır. Birincisi temiz olmaktır. Temizlik de iki kısımdır. Zahiri temizlik, yani dış görünüşün temiz olmasıdır. Bu bütün insanların dikkat edeceği hususlardandır. Yiyecek, içeceklerin ve kullanılacak bütün eşyanın temiz olmasıdır. İkincisi batın temizliği, yani kalbin iyi huylarla dolmasıdır. Haset etmemek, başkaları hakkında kötülük düşünmemek,
Allah-u Teala'nın düşmanlarından nefret etmek, dostlarına da muhabbet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın beğendiği iyi huylardır. Kalp, Allah-u Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Haram olan yiyeceklerle beslenmemelidir. Gönül, kalp temiz olmazsa ibadetten lezzeti alınamaz. Marifete, Allah-u Teala'ya ait bilgilere kavuşulamaz buyuruyor. İkincisi ise dilin temizliğidir. Dilin münasebetsiz ve uygun olmayan sözleri söylemeyip susması, Kur'an-ı Kerim okuması, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunması, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmayı ve yasaklardan kaçınmayı bildirmesi, ilim öğrenmesidir. Üçüncü şart, mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Bu sebeple göz, haram şeylere bakmamış olur. Zira kalp, göze tabidir. Her harama bakış, kalp aynasını karartır. Dördüncü şart, oruç tutmaktır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Beşinci şart, Allah-u Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemektir. En faziletli olan zikir, La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah diyen kimse, ihlas sahibi olur. İhlas, bütün işlerini Allah-u Teala'nın rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir. İhlaslı kimse, İlahi, benim maksudum sensin, seni istiyorum der. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah demenin çok faziletli olduğunu ve günahların affedileceğini buyurdu. Altıncı şart, hatıra yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler dört kısımdır. Bunlar rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir. Hatırı rahmani, gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaktır. Hatırı melekani, ibadete, taata rağbet etmektir. Hatırı şeytani, günahı süslemektir. Hatırı nefsani de dünyayı talep etmek istemektir. Şeytani ve düşüncelerden, şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulmak gerekmektedir. Yedinci şart, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza göstermek, iradesine teslim olmaktır. Haf ve reca yani korku ve ümit arasında yaşamaktır. Sekizinci şart, salihlerle sohbet etmektir. Salihlerle sohbet edildiği takdirde günahlara perde çekilir, haramlar gözüne kötü görünür. Dokuzuncu şart, iyi ve güzel hasletlerle bezenmektir. Bu da her şeyi yaratan Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Onuncu şart, halal ve temiz lokma yemektir. Bu da farzlardandır. Nitekim Allah-u Teala Bekara suresinin 168. ayeti kerimesinde mealen, yeryüzündekiler helal ve temiz olanı yiyiniz, yeryüzündekilerden helal ve temiz olanı yiyiniz buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise ibadet 10 cüzdür, 9'u helalı talep etmektir. Geriye kalan bütün ibadetler bir cüzdür. Helal yemeyen kimse Allah-u Teala'ya ibadet etme gücünü kendisinde bulamaz. Helal yiyen kimse de Allah-u Teala'ya isyankar olmaz. Helal yer ve israf etmez buyuruyor. Efendim son olarak da vaktimiz bir hayli azaldı. Vefatıyla ilgili olan gelişmeleri sizlere nakledelim. Ondan sonra da programımıza son verelim. Ali Rami Teni Hazretleri ömrünün sonlarına doğru kalbine gelen ilahi bir emirle Buhara'dan Harezm'e göçtü. Harezm'e geldiği zaman sur kapısında konakladı ve o yerin padişahına iki talebesini gönderdi. Talebelerine sultana gidiniz, fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. Müsaade ederseniz burada kalacak. İzin vermezseniz tekrar geri gidecektir deyiniz.
şayet izin verirse sultanın elinden mühürlü bir vesika alınız buyurdu. Talebeleri gidip sultana durumu arz ettiler. Sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşıladı. Fakat gelen talebeyi de kırmayarak mühürlü bir vesika verdi. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirdiler. Azizan Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşti. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük giymelerini sorduktan sonra şimdi abdestlerinizi alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılınız. İkindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönünüz buyururdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretleriyle ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar. Akşama doğru ise ücretlerini almaya ganimet biliyorlardı. Ali Rami Teni Hazretlerinin sohbetine bir defa katılan kimse sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha Azizan Hazretlerinden ayrılmıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes Ali Rami Teni Hazretlerinin talebesi olmak için cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koştular. Her gün evi dolup dolup boşaldı. Duasını almak için herkes birbiriyle yarıştı. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlattılar. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyor. Bir dediğini iki etmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz diye onu efendim bugünkü tabirle ifşa ettiler, ispiyon ettiler. Daha açık bir ifadeyle tabii ki fitne çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Sultan Ali Rami Teni Hazretlerinin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderir. O da gelen adamlara biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve oraya yerleşeceğimize dair altı imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Eğer sultan kendi imzasını ve mührünü inkar ediyorsa biz çıkıp gitmeye razıyız cevabını verdi. Bu cevabı sultana bildirdiler. Sultan ise verdiği müsaadeyi geri alma küçüklüğüne düşmedi. Ayrıca Ali Rami Teni Hazretlerini ziyaret edip onun sohbetine katıldı. Onun sohbetindeki lezzeti ve nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan da onun önde gelen talebelerinden oldu. Böylece burada da bu hadisenin Ali Rami Teni Hazretlerinin açık bir kerameti olduğu anlaşılmış oldu. Efendim Ali Rami Teni Hazretleri 1328 miladi 1728 hicri yılında 130 yaşındayken maşallah vefat etti. Ve kabri şerifi şimdi Buhara'da bulunmakta. Ziyaret edenler efendim kendisinden istifade ederek bereketlenmektedir. Bizlere de nasip oldu. Elhamdülillah gittik ziyaret ettik. Tabii ki o beldeler o kadar güzel, o kadar mükemmel yerler ki insan yani bir kere gidince tekrar tekrar gidebilmek için çok gayret gösteriyor, çok istiyor. İnşallah-u Teala tekrar gidebilmeyi Allah-u Teala hepimize nasip eylesin diyoruz. Bu büyüklerimizin şefaatine nail eylesin, ahir ve akıbetimizi hayır eylesin diyoruz. Bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Sizlerden hasreten dualarınızı istirham ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Haftaya görüşmek üzere. Diyarlardan gönüllere.